Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün kim milyoner ister ya da eski adıyla kim 500 milyar ister yarışması vardı bir tane. Onun ilk sorusunda elenenleri inceleyeceğiz. Benim korkulu rüyamdır. O ilk soruda elenenler gerçekten korkulu rüyam. Çünkü hep böyle gerçekten o işime gitmek istedim. Hala da böyle bir isteğim var. Ama korkuyorum yani. İlk soruda elenmek gerçekten bence çok ürkütücü. O yüzden hem bugün kendimi de test etmiş olurum gibi düşündüm. Hem ilk soruda elenenlere bakacağız işte, hem de kendimi test etmiş olacağım. Bakalım ilk soruda elenme ihtimali ne kadarmış diye. İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyorum. Nedir mesleğimiz? Öğretim üyesiyim. Akademisyenim. Yakın zamanda doçent oldum. Nedir bölüm? Eski Yunan dili edebiyatı benim konum ama lisans döneminde hem eski Yunan dili edebiyatı hem... Bu da eski Yunan döneminden çekildi. Bu benim doçentlik jürimden. Onlar evet, şu an yaptığı ilk hatayı söylüyorum. Gerçi akademisyen yani ben çok saygılıyorum böyle şeyler ama ilk yaptığı hata kendini çok övmek. Böyle yerlerde yapacaksınız. Kendinizi övmeyeceksiniz. Akademisyen oldum yani. Doçent oldum. Herkes olabilir falan. Bu tarz şeyler yaparsak ilk soruda elenince çok üzülüyoruz sonra. Müzikle ilgilenirim. Biraz uç çalarım. Küstürdü mudu? Öyle diyeyim. Arkadaşıma çok güveniyorum ve başarılar diliyorum. Bilgisine çok güveniyorsunuz. Yani. Bilgisine çok güveniyorum. Bence buradan milyon alması gerekiyor. Oo, arkadaşı batırdı yalnız. Milyon alacağını falan düşünüyor. Öğretmen öğrencilerinden çiçek olmalarını istediğinde öğrenciler hangisini yapıp ses çıkarmadan dururlar? Tıp mı? A. Kollarını göğüste yani bağlayıp. Şöyle. B. Ayağa kalkıp. C. Ellerini havaya kaldırıp. D. Tek ayak üstünde. A şıkkı son kararı. Burada iki şık arasında kaldım. Tek ayak üstünde durup mu yoksa ellerini havaya kaldırıp mı? Ama D. Tek ayak üstünde durup son kararım demek istiyorum. Geçti en azından. Çok garip geldi bana soru. Yani niye böyle çiçek olsunlar ki? Böyle bir metafor mu var? Tek ayak üstünde... olmaktan yani, daha iyidir. Yani acaba Türkiye'de okumadı mı? Çünkü yani geçmişten günümüze bu hep aynı. Şu zamana kadar 2000'liye de sorsam bu, 2005'te de sorsam bu böyledir yani. Yani böyle bir metafor mu var? Aa, sinirlendim. Kollarınızı bağlayabilir misiniz efendim? Çiçek mi oldu? Bu çiçek olmak aslında sessiz olmak. Uslu olmak. Ama bu metafor bunu ifade ediyor mu bilmiyorum. Şimdi burada metaforu sorulmuyor. Burada metafor sorulmuyor. Yani genel olarak çok bilinen... Ben hiç böyle bir şey duymadım da. Öğretmenlerin, işte öğrencilerine çiçek olmalarını... Sizin biraz şanssızlığınız olmuş efendim. Olabilir. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. O kadar çok fazla okuyunca insan da ister istemez birikim oluyor. O birikim de böyle dışa birazcık bazen farklı şekilde yansıyabiliyor. Erman Bey de akademisyen olmuş. Tabii bu soruda elenince haliyle çok sinirlenmiş bence tamamen biraz o. Evet, bir diğerine geçelim. Güler yüzünüzle geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz. Sizi biraz tanıyalım. Aykut Erdem Tütüncü. İstanbul'da yaşıyorum. Kurumsal hayatta 5 yıl kadar çalıştıktan sonra hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Neydi mesleğiniz? Nedir hayalleriniz? Çok uluslu bir şirkette satış yöneticisiydim. Hayalim de biraz böyle mutfak tarafına doğru kaymaktı. Bir çikolata eğitimine katılıp çikolata şefi oldum. Çikolata şefi olarak hayatımı devam ettiriyorum. Eş zamanlı olarak yaklaşık 10 yıldır da tiyatro ile ilgileniyorum. Tiyatroculuk yapmaya çalışıyorum. Keyifli bir şekilde yaşamaya çalışıyorum diyelim. En azından bir önceki yarışmacı gibi değil, daha böyle sevecen, hayata pozitif bakan, hayallerin peşinden giden bir yarışmacı şu an. Soru geliyor arkadaşlar, hazır mıyız? İnce kesilmiş döner için kullanılan ifade hangisi olur? Yaprak döner, son karar. B. Çerçeve. C. Kağıt. D. Yaprak. Kağıt mı yazıyor? Mutfağa ilgili olduğumu da söylemiştim. Şeflik hayalim var yaprak demiştim. Yaprak döner mi? Kağıt döner mi? Kağıt son karar. Abi, ben yaprak derdim. Ama haklı. Yaprak döner. Ben burada bunu haklı buluyorum yalnız. Gerçekten bak önce ben direkt yaprak dedim ama bir kağıt da benim kafama bir karıştırdı yani. Kağıt sanki başka bir şey deniyor. Kağıt neye deniyor acaba? Benim kafa biraz daha kağıt gibi hani böyle arkası görünüyor ya gitti. Son şıkkı dinlemedim bile demek ki. İzlemekte olduğunuz programda, hadi çocuklar, 78 milyon tek yürek kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? Hayır çocuklar, 78 milyon tek yürek maç mı? A. Evlilik programı. B. Spor karşılaşması. C. Çizgi film. B. Belgesel. Spor karşılaşması. Son kararım B. Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz, belgesel. Belgesel çok saçma. C çizgi film son kararı. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde de çizgi kafa gitmiş yani. Kafa çok hızlı. Çok hızlı. Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşündüm biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon Batuhan'da arkadaşlarını gördünüz mü?
ben hep bunu yapmaktan korkardım. En azından özgüvenli öyle. Bu arada arkadaşlar bu programı 3 kişi falan sundu herhalde. Şu genç olanı ben ismini bilmiyorum. Bu Selçuk yöntemi de severim ama esas programı hani şu an hastanede olan vardı, ismini yine hatırlayamadım. Onu çok çok daha fazla seviyordum. Ama Selçuk yöntem de okeydi. Şu genç olanı hiç ısınamadım ya. Yani en çok Kenan Işık'ı seviyorum. 100 bin takipçi. Evet. Ben çok anlamıyorum ama yani mesela bizim ünlülerimiz var. Mustafa Mısır. Çok merak ediyorum. Çok ünlüler, sevilen. Mustafa Mısır. Neden takip edildiğinizi biliyor musun? Neden takip edildiğimi biliyorum. Farklı yazıyorum. Saçmalıyorum daha çok. Hani o Twitter seviliyor. Fenomeni herhalde. Twitter fenomeniymiş arkadaşlar. Ben baktım tanımıyorum çünkü. Ne kadar spesifik olursanız o kadar başarılı olursunuz. Birçok ünlü beni takip ediyor zaten. Peki yarışmaya geçelim mi? Geçelim. Birçok işin aynı anda yapılmasıyla oluşan sıkışık durum ifade edilirken 9 ayın hangi gününün bir araya gelmesinden bahsedelim? A. Pazartesi. B. Çarşamba. C. Cuma. D. Pazar. Aynı anda nasıl bir şey? 9 ayın pazartesi, 9 ayın pazar. Adana mı? 3 saniye çok. Karar verdim. Buyurun hemen söyleyeyim. Adana. Pazartesi. Pazartesi. A. 9 ayın çarşambasıymış. Asla. Doğru cevap çarşambayım. Aa, okey. Bu soruyu asla bilmiyorum. Tamam. Peki efendim. Bakın bu zamana kadar en zor soruydu benim için. Ben asla bilmiyordum, böyle bir şey bilmiyordum. Ama ben bilmediğimi, en azından bilmediğimi biliyordum. Yani o da önemli bir şey. Direkt başka şeye sorardım. Seyirciye sorardım ben olsam. Ama zaten üstümünü falan hiç sevmedim. İstanbul'da yaşıyorum. Dövme sanatçısıyım. Grafik tasarım ve resim bitirdim üniversitede. Çift dandal yaptım. Heykel yapıyorum bir yandan. Bir heykel tıraşın yanında asistan olarak çalışıyorum. İlk soru. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesi? Burnunun direği. Çok üzülen ne ya? A. Direk. B. Kemer. Hayır, direk değil. C. Delik. D. Kemik. Ama ben bilemedim. İnanın bilmediğim bir şey. Direk değil bu arada. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesi? Sızlar gibi geliyor. Göremiyorum. Az kaldı, çabuk. Kemik son kararım. D. Kemik son kararım. Direkmiş ya. Burnum direği sızlar. Çok üzülen de çok özlenen değil mi ya direk? Hay Allah. Çok özlenen biri için demez hani burnumun direği sızladı falan. Çok özledim. Ben o deyime bakacağım şimdi. Burnumun maddi veya manevi çok acı duymak, çok üzülmek. Burnunun direği sızlaya sızlaya evini özlemek. Ama burnunun direği sızlamak işte deyimi sürekli bir şekilde özlemle kullanıldığı için benim kafam karıştı. A. Hürmet. Eski dilde ödül. B. Tazminat. Hürmet. C. Lütuf. Lütuf. D. Mükafat. C. Lütuf son kararım. Lütuf. Ama hemen hızlı hızlı karar veriyorsun sen de. Ben de böyle oluyorum ama bir düşün yani. Ay rezalet. En azından özgüvenli. Çok severim. Bir daha alacağım şöyle bir bari. Ömer Şerif Arısan adım soyadım. İstanbul'da yaşıyorum. Herkes İstanbul'da. Bir süredir kahveyle ilgileniyorum. Barista. Bir 4 yıl kadardır. Uçak bakım teknisyenliği okudum fakat mesleğime devam etmedim. Hangisi Hollywood filmlerinin mahkeme sahnelerinde sıklıkla duyulan ifadelerdendir? A. Sakin ol şampiyon. B. Bir cisim yaklaşıyor. C. Senin sorunun ne? D. İtiraz ediyor. İtiraz ediyor. D. Son kararım. Sakin ol şampiyon çıkıyor. Süre azalıyor. Evet, C senin sorunun ne? Son karar. Soruyu mu acaba düzgün okuyamıyorlar heyecandan ya? İtiraz ediyorum deyip ayağa kalkarlar ya mahkemede. Ha, mahkeme kısmını atlamışım sanırım. Zaten hemen hemen hepsi filmlerde gördüğümüz sıklıkla duyulan evet. İfadeler. Burada evet. Önemli olan mahkeme sahneleri heyecandan. İstanbul Erkek Sesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Oo maşallah. Sağ olun. Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca ve Lehçe. Bunlar yanlış. Bak işte ne dedi? Erkek sesi ve Boğaziçi mezunuyum. Rusça, Almanca, İngilizce, Lehçe, Lahça, Farsça. Bunlar yanlış amca. Ya da gençler. Ve turizm firmam var. Oo. Müthiş bir kariyer bu. Ben de gideceğim şey diyeceğim. Psikoloji mezunu çok şey var. Psikoloğum diyeyim ya.
daha iyi yapmıyorum ama neyse. Elif Yalçın, İstanbul'dan katılıyorum. Psikoloğum. Aynı zamanda 2,5 sene, 3 senedir neredeyse sosyal medya alanında, YouTube alanında YouTuber'ım. Yani YouTube'a içerik üretiyorum. Yaklaşık 700 bin abonem var. Bu şekilde hayatımı kazanıyorum. Türkçeden başka bir dilim bilmediğim için dur biraz ama abarttım işte. İngilizce, Almanca, Farsça, Rusça, birazcık İspanyolca ve çok az da İtalyanca biliyorum. Arkadaşlarımla geldim. İşte Meryem Can. Soy ismi hitap ediyor. İşte Meryem Can burada. Murat abi GF burada. Merve Özkaynak burada. Merve niye orada? Hiçbir fikrim yok, aklıma geldi. Beni desteklemek için geldiler. Evet. Ay çok güzel oldu. Dur, heyecanlandım. Bir olayın işleyişini anlamayıp hayret edildiğinde hangisine can veren Allah'ım şimdi, diye yumurtaya can verir. Toprağa A can. Çiçeğe, karınca. B yumurtaya, C toprağa, D karınca. Bir dakika. D son karar. B yumurtaya can verir. D karıncaya. Karınca zaten canlı. Yumurtadan civciv oluyor. Hey yumurtaya can veren Allah'ım. Duymadınız mı hiç? Wow, ben hep karıncaya diye, vallahi enteresan. Neyse, sinir telimdir, yapacak bir şey yok. Gibi değil. Olur hayatta, evet, şey olur. Peki. Evet arkadaşlar, böyle bir video yaptık. Bence video bu arada eğlenceli oldu. Bu izlediğimizler arasında böyle en gıcık olduğunuz kim aşağı yazın. Ben bile çok gıcık oldum da. Ben bile çok gıcık oldum ama söyleyemeyince ben. Eğer beğendiyseniz beni tıklamayı ve hala bana abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Video öneriniz varsa da yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Hepinizi çok 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 öptüm. Başka videoda görüşürüz. Bye bye.